Men Rabbi, men kim demek olduğunu daha önce öğrendik. Rab kelimesi burada ilk defa karşımıza çıktı arkadaşlar. Rab kelimesi ilah, tanrı demek, çoğulu erbaptır. Rab, erbap. Rabbim kim diyor yani? Bir soru soruyor. Rabbim. Şuradaki ye var ya, sondaki ye. Mütekellim ye'si. Benim anlamına geliyor. Arkadaşlar o var ya, o çok önemli, bak ona dikkat edin. Yani mütekellim ye'siyle gerçek söylüyorum, bak başımız belada bizim. Yani başımız belada derken çok önemli. Bakın zamir mütekellim ye'si 3. bölümde geçmiş. Benim. Ya da ben demekmiş. Ne güzel. Dikkat edin arkadaşlar. Mütekellim ye'sini unutmayın. Mütekellim birinci şahıs demektir. Ve zâte leyletin ra'a İbrahimu kevkeben fekâl. Hâzâ Rabbi. Evet efendim. Buradaki vavun manası yok. Çünkü başlangıç vavu, vavul iptida diyoruz. Ona Türkçe karşılığı yoktur efendim. Zâte leyletin efendim, bunu böyle mana vermekteyiz. Yani ikisine beraber. Şimdi zâte böyle zaman ifade eden isimlerin önüne gelir ve bir kelimesi katar. Yani zâte leyletin bir gece, zâte yevmin bir gün, efendime söyleyeyim zâte senetin bir sene, efendime söyleyeyim zâte saatin bir saat falan filan, yani bu şekilde kullanılıyor. Anlatabildim mi acaba? Bir gece diyeceğiz. Bakın leyletin belirsiz ya, hani malum belirsizlere nasıl bir anlam veriyorduk? Bir gece İbrahim ra'yen. Zaten bu bizim en eskiden beri görmüş olduğumuz fiillerimizden çok mühim bir fiil ra. Çok geçer çünkü. Bakınız efendim, ikinci bölümde görmüşüz biz bunu efendim. Azer'in oğlu bölümünde. Ra'yen. İbrahim bir kevkep gördü diyor efendim. Bakalım efendim kevkebe. Evet efendim, hemen şuradan 7. bölüme tekrar geliyoruz. Kevkep yıldız, gezegen. Tabii artık arkadaşlar günümüz açısından yani kevkep yıldız değil, yani gezegen diyeceğiz, ama eskiler onu yıldız da zannetmişler. Çünkü ışık var deyince hani ışık kaynağı zannetmişler, değil tabii yani. Günümüz artık gezegen diyoruz çünkü gezegenler ışık kaynağı değil, güneşten yansıtıyorlar ışığını. Bir gece İbrahim bir gezegen gördü ve bakın fe. Ama bu ve bizim normal bildiğimiz vav gibi değil yani. Bunun bir özelliği var. Nedir o? Görmesi üzerine manasında ve yani. Ve şöyle dedi. Bu benim Rabbimdir. Ye'yi gördünüz mü? Mütekellim ye'sini. Ve lemme gâbel kevkeb. Kevkeb gâibe. Gâbe olunca diyor efendim. Şimdi lemmayı bir kere daha önce biz öğrenmiş miydik? Tedkik edelim yani. Lemmayı bir tedkik edelim efendim. Hayır efendim, öğrenmemişiz. Hemen onu yazarım inşallah. Evet efendim, görünüz bakınız, mükemmel bir ifade bu. Lemma fiili maziden önce dığında demek, fiili muzariden önce ise henüz medi demektir. Burada ise mazi var. Bakın lemma gâbe'yi görelim hemen. Gâbe yegîbu gayben. Gaybeten gıyaben. Görünmez olmak. Kaybolup gitti. Görünmez oldu. Demek ki kamer, pardon. Tamam. Felevelemme gâbel kamer. Kamer. Kamere bakalım. Kamer herkes biliyor herhalde. Burada kamerimiz ay demek arkadaşlar, kamer. Hani dünyamızın bir uydusu var ya arkadaşlar, o işte kamer. Ay demek. Ay kaybolunca gâbe, kaybolmak, gâbe. Hani Türkçede de kayıp kelimesi zaten buradan geliyor, gâbeden. Bir de gıyap kelimesi var. Mesela gıyabında cenaze namazı kılındı falan derler. Ay kaybolunca İbrahim şöyle dedi. Hayır. Bu benim Rabbim değil. Leyse. Evet. Leyse'yi görüyoruz ilk defa. Bu kitapta ilk defa geçiyor. Leyse değil. Mevcut olmamak, yok olmak. Evet. Bu değil diyeceğiz biz burada. Mevcut olmamak, yok olmak anlamları daha sonra gelecek. Şu anki anlamı bizim için değil demek arkadaşlar. Değil bir Rabbi. Buradaki bi'nin hiçbir anlamı yok. Burada bi leyseden sonra gelmiş. Olumsuzluğu kuvvetlendirmek için. Şöyle diyelim şuraya. Devamında bi gelirse olumsuzluğu güçlendirir. Bak ne güzel bir bilgi bu ya. Ne kadar güzel bir bilgi. Yani buradaki bi ne yapıyormuş? Hiçbir manası yok. Hani bi'nin bir kere ismin e hali, a hali vardı. Bir de ile vardı ya, o değil yani. İkisi de değil. Bu benim Rabbim değil. Benim de ye var burada. Bak ye, ona dikkat edin. Ve talaati şems.
Evet, vav burada başlangıç vavı. Talaat. Talaa yat le'u tulu'an doğmak, yükselmek, yukarı çıkmak arkadaşlar. Evet. Güneşin doğması ve güneş doğdu. Fe. Bak şuradaki fe'nin aynısı. Bunun üzerine İbrahim şöyle dedi. Bundan dolayı yani güneş doğduğu zaman. Haza bu Rabbi benim ilahımdır, Rabbimdir. Ye var. Haza ekber bu daha büyük. Evet, ekber daha önce haza ekber en büyük demiştik. Daha büyük de diyebiliriz ekbere. Onu bulalım şimdi. Ekber bu. 4. bölümde en büyük veyahut da şuraya daha büyük de diyebiliriz. Daha büyük anlamda var demek ki. Bu daha büyük yani güneş aydan daha büyük yani velemme gâbeti şems. Şems müennes olduğu için, dişi olduğu için gâbet diye buraya da T geldi bakın. Mesela kamer erkektir. Erkek kabul edilir yani mecazen. Şems de dişi kabul ediliyor. Lemma geldiğine gâbet kaybolunca geceleyin İbrahim şöyle dedi. Hayır la. Evet la. La hayır demek arkadaşlar. Buradaki la olumsuzluk. Ha. La'sı fiilden önce mi yormez demek. Bir de hayır manası var. Hayır. Evet'in zıttı yani. Ne diyor şimdi? La hayır. Hâzâ leyse bir Rabbi. Bu leyse değil, benim Rabbim değil. Buradaki bir manası yok. Olumsuzu güçlendirmek için gelmiştir. Şimdi burada inneler var arkadaşlar. Şimdi bu inneye ben çünkü manası da verilmesi taraftarıyım. Hemen inneye bir bakalım önce. İnne. Şimdi burada ne var? En var. Bu enmiş. Bu inne. Evet muhakkak kesinlikle bir de buna çünkü manası verebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın. Neden çünkü manası veriyorum? Bakın. Muhak çünkü bak bu Rabbim değil. Niçin değil? Çünkü Allah haydır. Hay. Hay. Bakalım hayya. Allah haydır. Hay neymiş? Diri, canlı. Mati yemutu mevt ölmek. Allah diridir. La yemut ölmez. Yemutu mati yemutu. La da olumsuz eki. Çünkü Allah bakidir, la yegib. Hani gâbe var diye, gâbe yegibu, kaybolmaz. Baki, kalıcı. Baki. Baki yazmamış mıyım ben ya? Evet, baki neymiş? Kalıcı. Aslında bunun sonunda ye var ama burada ye düşüyor, ona dikkat edin. Çünkü Allah nedir? Kalıcıdır, gayb olmaz, kayıp olmaz. Çünkü Allah gavidir, kavi. Kavi neymiş bakın? Güçlü. Kavi güçlü arkadaşlar. Allah kavidir, güçlüdür. La yaglibuhu şeyun. Evet, burada galebe yaglibu var. O fiil var, bir de hu var. Önce galebeye bakalım. Galebe yaglibu galebeten. Devamında ala geliyormuş. Devamında ala geliyor arkadaşlar. Yenmek, galip gelmek. Allah, çünkü Allah kavidir. La yaglibu yenemez. Hu onu. Hu zamiri Allah'a döner. Şeyun hiçbir şey. Bakın la yaglibu yenemez, onu hiçbir şey yenemez. Vel kevkebu zayıfun yaglibuhu subhu. Kevkeb yani gezegen zayıftır, zayıf. Kavinin zıttı zayıf arkadaşlar. Kavinin zıttı zayıftır. Zayıf yani. Zayıf demek. Yaglibuhu onu yener. Galebe yaglibu vardı yani. Hu onu sabah yener. Yani sabah aydınlığı demek istiyor. Subh, sabah, sabah demek. Ondan sonra vel kameru zayıf, ay zayıftır. Teglibuhu şems. Onu güneş yener, galip gelir. Yani yener derken burada tabi ona hakim olur yani ne diyelim ona onu kaplar. Onu ortadan kaldırır yani. Yani galip gelir demek derken ortadan kaldırıyor. Güneş çıkınca mesela ay kayboluyor ya hani o anlamda yani. Galibe hu zamiri bak kamere döner. Burada hu zamiri kevkebe döner. Ve şemsu zaife bakın şems dişi olduğu için
dişi kabul edildiği için zayıfe ne oldu? Onun yüklemi, o da dişi oldu bakın. Dişi oldu. Zayıftır, yağlibu, yener ha onu. Bakın dişi olduğu için ha zamiri geldi yine. Ne yener? Elleylü, gece yener. Yani gece çıkınca güneş kayboluyor ya hani. Ve yağlibu yener ha onu yine güneşi. El gaym, gaym yener. Bakalım şimdi gayma. Gaym da bulut arkadaşlar. Çoğulu guyum demek. Bulut güneşi yener. Ve la yensuru yardım edemez ni bana. El kevkeb gezegen yardım edemez. Niçin? Li ennehu zayıf. Çünkü o zayıf. Hu zamiri kevkebe dönüyor. Ni derken ye bana demek. Ve la yensuru yardım edemez ni bana. El kamer. Ay yardım edemez. Niçin? Li ennehu. Çünkü o zayıf, zayıftır. Ve la tensuruni bana yardım edemez. Ne eşşems güneş. Niçin li enneha çünkü o güneş zayıfe zayıftır. Bakın şems dişi olduğu için, dişi kabul edildiği için ha zamiri de dişi, zayıfe de dişi. Ve yensuru yardım eder ni bana Allah yardım eder. Niçin? Li ennallaha çünkü Allah haydır, diridir. Hayı gösterdim. La yemut ölmez. Ölmeyen bir diridir. Ve bakin kalıcıdır. La gıyıp kaybolmayan bir kalıcıdır. La yagıyıp ve kaviyün güçlü, nasıl bir güçlü? La yagıybuhu şeyun, kendisini hiçbir şeyin yenemediği güçlüdür. Evet, galebe yagıybu. Böylece 7. bölümü de yaptık.